STV ekranlarından herkese merhaba. Tarım Çevre Gıda Programı ile karşınızdayız. Programımızın bu haftaki konukları Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Muazzez Günay ve Başkan Yardımcısı Çetin Toraman. Bugün programımızda Ziraat Mühendisleri Şubesi'nin görevine, hayata getirdiği faaliyetleri ve üreticiye verilen destekleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İlk soruyla başlayalım hemen. Şubenin görevi nedir? Kaç üye sayısı vardır? Hayata geçirilen faaliyetler nelerdir? Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği'nin çatısı altında 1954 yılında kurulmuş bir oda. İllerde temsilcilikleri ve şubeleri var. Şubeler 500'ün üzerinde üye sayısı olan iller için geçerli. 28 şube, 52'de temsilciliği var. Bizimkisi şube. 2004 yılında TMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın genel kurulunda şube oldu. Ve o zamanın temsilcisi Yusuf Kızıldağ'ın şube başkanlığında ilk defa faaliyete geçti. Biz geçen yıl 2019'un sonunda olağan genel kurulda şube yönetimini devraldık yönetim olarak. Ve arkasından hemen projelerimizi gerçekleştirmeye başladık. Bizim için üyelerimizin eğitimleri çok önemli. O yüzden eğitim projelerimiz vardı. Öncelikle Tarım Bakanlığı'nın yapacağı bu bayi yetkilisi sınavı için arkadaş sorumlu yönetici bayilerde olacak ziraat mühendisleri için bir kurs açtık. Gönüllü meslektaşlarımızın eğitmenliğini yaptığı bir kurstu. Oldukça güzel geçti ve hemen pandemi öncesinde de işimizi tamamladık. Arkasından Ziraat Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için bir CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimi. 3. ve 4. sınıflar için. Evet, 3. ve 4. sınıflar. Hayata hazırlıklı başlasınlar istedik meslektaşlarımızın. Onu tamamlamaya kalmadan işte pandemi patlak verdi ve bizim tabii toplu bir alanda eğitim yapmamız sıkıntılıydı. Ara verdik eğitimlerimize. Fakat pandeminin de biteceği yok. Artık hani başka bir yöntem bulmak zorundayız. Biz de artık internet üzerinden eğitimlere başlayacağız. Evet. Odamızın 490 civarında üyesi var. Dinamik bir rakam. Sürekli katılımlar oluyor, ayrılanlar oluyor. Odamızla, üyelerimizle ilgili dediğim gibi eğitim çalışmaları, ama tabii ki hani şehrimizin tarımıyla ilgili de bazı gayretler içerisindeyiz. Bununla ilgili olarak yerel yönetimlerle ziraat odaları, çiftçi örgütleri ve belediyelerle işbirliği yaparaktan şehrimizin tarımsal sorunlarını da çözme çabası içerisindeyiz. Aktif bir odasınız yani. Peki Çetin Bey, bu soruyu size yönelteyim. Ziraat Mühendisleri Odası çalışma alanları nelerdir? Genel olarak hangi faaliyetlerde bulunuyor? Ve Eskişehir'de ne derece etkin sizce odamız? Ziraat Mühendisleri Odası olarak bizden yardım talep eden gerek bilgi, gerek teknik destek, herkesin yanında olma gayreti içerisindeyiz. Ziraat Mühendisleri Odası olarak örnek vermem gerekirse yaklaşık 3 senedir üzerinde çalıştığımız ve Türkiye'de bir ilk olan Tepebaşı'nda kırsal kalkınma kurulunu kurduk. Evet. Ben aynı zamanda oranın başkanlığını da yürütüyorum. Ve Türkiye'de tektir bu belediye olarak kırsal kalkınma kurulunun kurulmuş olduğu. Onun dışında Toprak Koruma Kurulu'nda aktif olarak görev yapıyoruz. Nedir bu Toprak Koruma Kurulu derseniz, Toprak Koruma Kurulu
tarım alanlarının amaç dışı kullanımı için talep edildiğinde olumlu ya da olumsuz görüş bildirilmesi gerekiyor. Burada aktif olarak görev yapıyoruz. İl koordinasyon kurullarında farklı platformlarda oda olarak görev yapıyoruz. Ziraat mühendisleri genel olarak üretim ve direkt tarımın içerisinde olduğu için masa başından bir faaliyet yürütmeniz söz konusu olmuyor. Evet. Mecburen koşturmanız gerekiyor. Herhalde şube olarak sordunuz. Ziraat mühendislerinin ne iş yaptığını sormadınız anladığım kadarıyla. Yani şube olarak, aktif evet. olarak bizden yardım talep eden, destek talep eden herkesin yardımına koşuyoruz. Gece eğitimleri düzenliyoruz. Burada bir parolamız var bizim oda olarak çok önemsediğimiz. Bu eğitimleri sadece erkeklere değil, mutlaka kadınları da dahil etmeye çalışıyoruz. Çünkü kadının dahil olmadığı hiçbir hareketin başarılı olmayacağını düşünüyoruz oda olarak. Eşitlikçi bir yaklaşım sürüyorsunuz evet, yani. Evet, evet. Peki şubenin tarıma bakış açısı nedir başkanım? Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası. Valla Eskişehir Ziraat Mühendisleri olarak biz Eskişehir'in tarım potansiyelinin küçümsenmeyecek bir potansiyel olduğunu farkındayız. Geniş tarım arazileri var. Burada birçok tarla bitkisi başarılı bir şekilde yetiştiriliyor. Özellikle hububat, buğday, arpa, şeker pancarı, ayçiçeği, mısır gibi ürünler çiftçilerimiz tarafından yetiştiriliyor. Ve tabii bir de bizim mikro klimalarımız var. Sarıcakaya ve Mihal Gazi'de. Evet. Burada bir sebzecilik potansiyeli var. Onun dışında da tabii herkes bizim hep Antalya bölgesinden sebze geldiğini sanıyor ama bizim merkez özellikle Tepebaşı ilçesinin etrafındaki sebze alanlarımızda yetişen sebzeler yaz aylarında tersine bir hareketle Akdeniz bölgesindeki özellikle turistik beldelere hani yoğun bir ürün göndermesi söz konusu. Dolayısıyla çiftçilik ilimiz için oldukça önemli bir faaliyet. Ve tabii bu faaliyetlerinde bizim en büyük şeyimiz bu faaliyetleri sürdürülebilirliğinin olması. Yani bugün üretimdeyse bu araziler gelecekte de yine aynı üretim potansiyelini koruması, çiftçilerin karlı bir üretim yapmaları. Bu amaç, yani bunun için gayret içerisindeyiz. Tabii devletin verdiği destekler var çiftçilere. Teknik anlamda da bizler destek olmaya çalışıyoruz çiftçilerimize, örgütleri aracılığıyla. Kamu kurumları tabii bu işleri yapıyorlar ama biz de gönüllü bir sivil toplum girişimi olarak şehrimizin tarımına destek olmaya çalışıyoruz. Peki Çetin Bey, Eskişehir Şubesi'nin kent tarımının kalkınması adına faaliyet programları ve gelecek hedefleri nelerdir? Bizim odamız kaynakları kıt olan bir oda. Sadece üye aidatlarımızla ayakta duruyoruz. O nedenle her şeyi kendi üyelerimiz kendileri karşılamak zorunda kalıyor. Biz ağırlıklı olarak eğitim ve proje desteği verme gayreti içerisindeyiz. Yani örnek iki proje, bir projeyi Tepebaşı'nda gerçekleştirdik dediğim gibi kırsal kalkınmayla ilgili Tepebaşı Belediyesi'nde. İki alt belediyemize hem odun pazarında hem de Tepebaşı'nda teklifimiz çiftçilerin eğitilmesine yönelik bir merkezin oluşturulması. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik. Önemsiyoruz bu konuyu. Genç çiftçilerin eğitilmesi bilhassa. Ya eğitim ve teknik destek olarak yardımcı oluyoruz. Peki tarımın geleceği nasıl görüyorsunuz Eskişehir'de özellikle? Valla tarımın geleceğinin nasıl olacağını hepimiz anladık bu pandemi sürecinde. Evet. Çünkü insanlar biliyorsunuz pandeminin etkisiyle ayakkabı veya elbise almaya koşmadılar. Herkes market raflarını boşalttı. Tabii bu ürünler de market raflarında yetişmiyor. Evet. Çiftçilerimizin
hani bir dantel işler gibi ince işlemlerinden sonra market raflarındaki yerini alıyor. Birçok kişi bunun farkında değil aslında. Yani hani ürünler market raflarında yetişmiyor. Dolayısıyla aslında temel bir ihtiyaç insanların doyması. Evet, en temel ihtiyaç. Ve doymak için de yiyecek lazım. Ve bütün bu yiyeceklerde çiftçilerin, yani birincil üretimleri çiftçilerin elinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla tarım çok önemli bir sektör. Yani hani hiç kimsenin artık bunu inkar edebileceğini sanmıyorum. Benim ziraat fakültesine girdiğim dönemde bizim tarla bitkileri hocamızın çok güzel bir lafı vardır. Ben bunu unutmuyorum. Hep de kendime düstur edindim. Yılan sokan insan uyumuş, aç insan uyuyamamış. Yani açlık çok önemli bir konu. İnsanların yaşamak için doyması gerekiyor. Doyması için de tarımsal üretim gerekiyor. Özeti bu. Doğru söylüyorsunuz. Peki tarım politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz Çetin Bey? Evet, bence biraz sıkıntılı bir konu bu. Muazzez Hanım üretimin çok önemli olduğundan bahsetti. Evet. Tarımsal üretimlerin birçoğu yaklaşık bir yıl önceden başlar. Toprağın hazırlanması, fidenin dikilmesi, sulanması, ya daha doğrusu o tohumdan fide elde edilmesi, fidenin toprakla buluşması, çapalanması, sulanması, gübrelenmesi, bunların hepsi birer masraf. Pancarı ektiler, hasat başladı. Hasattan yaklaşık 20 gün sonra taban fiyatı açıklandı. Yani pancarı ekti çiftçi ama kaç liraya satacağını bilmeden ekti. Evet. Buğday keza öyle. Tarım destekleri, Tarım Bakanlığı desteklerde bulunuyor. Ama çiftçi ektiğinde kaç lira destek alacağını bilmiyor. 2020 senesinde ödenen destekler 2019'un destekleri ancak ödenmeye, bir kısmı ödendi, o da %50'si yanlış hatırlamıyorsam. Sadece Eskişehir'in değil bu. Tüm ülkenin sorunu. Şu anda patates tarlada 75 kuruş. Maliyeti 1 lira. İnsanlar toplamak dahi istemiyor. Çünkü işçiliğe verecek parası yok. Evet. Emeğin karşılığını alamayacak. Emeğinin karşılığını alamıyor. Para kazanamıyor. Temin Muazzez Hanım sürdürülebilirlikten bahsetti. Çiftçiler burada sürdürülebilirlik, örneğin şeker pancarı eken çiftçilerimizin şeker fabrikasının dörtlü münavebe sistemi vardı. Pancar, hububat, azot bitkiler vesaire diye. Bu üçe indirildi. Üst üste aynı yere, aynı tarlaya iki kere mısır ekene devletimiz hala destekleme veriyor. Evet, mısır üst üste iki kere ekilmeyi tolere edebiliyor ama kabul yapmaması lazım. Yani bir sene hububatla ya da başka bir bitkiyle dinlendirmesi gerekiyor. Niçin? Mısır aşırı derecede su tüketen bir bitki. Yani biz de Türkiye olarak su kaynakları çok kıt olan bir ülkeyiz. Ama mısırdan para kazanıyoruz diye üreticimiz iki yıl üst üste mısır ekiyor. Teşviğini alıyor, desteğini alıyor. Destek almasa bile üçüncü yıl, dördüncü yıl yine mısır ekiyor. Verim azalmasına rağmen, çünkü para kazanıyorum diyor. Diğer ürünlerden para kazanmıyorum diyor. Buğdaydan para kazanmıyorum, arpadan para kazanmıyorum. Mecbur kalıyor aslında. Evet, para kazanmak için mecbur kalıyor. Evet. Onu kastettim zaten. Evet. Ama yurt dışından ithalat yapabiliyoruz vesaire yapabiliyoruz hemen hububatta. Evet, işte pandemi döneminde artık ithalat da yapamayacaksınız. Çünkü ülkeler, onlar kendileri stoklamaya başladılar, satmamaya başladılar. Bu Sovyet Rusya olsun, Çin olsun. Çin en büyük ihracatçılardan biridir. Evet. Buğday anlamında şu anda ihraç etmiyor, ithal ediyor kendisi. Buğday stokluyor. Böyle bir pandemi vesaire durumunda ne yapacağını bilemediği için. Rusya hemen satışlara kota koydu. Ukrayna aynı şekilde. Böyle bir salgın durumunda ülkemizde ne olur derseniz, o süreçte de aslında mücadelemizden başkanım belki birazdan bahseder. Bayilerimizin açık kalması, üyelerimizin tarlalara çıkabilmesi anlamında, o pandeminin ilk başladığında herkesin sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde epey bir koşturduk, uğraştı başkanımız. Yani bu ülkede öncelikle bir üretim planlaması yapılmalı. Nerede ne ekilmesi gerekiyor? Ben 1980 yılında Ziraat Fakültesi'nde okurken bize tarım ekonomisi derslerinde denilirdi ki soğanla patatesin fiyatı bir yıl yüksek olur, ertesi yıl düşer. Düştüğünde bir sonraki sene herkes patates eker, evet,
düştüğünde ekmez vesaire vesaire böyle. O sene 2020, 40 yıl geçmiş, aynı şeyler hala devam aynı ediyor. Şeyden. Onun için üretim planlaması yapılıp düzgün, bunun içerisinde tarlanın yapısı, toprağın yapısı, suyun durumu, hepsi göz önüne, iklim durumu, yani adam akıllı bir şey yapılıp üretim planlaması, fiyatların bir yıl önceden, ben tarlaya girmeden gelecek yıl ne ektim, nohut ektiysem gelecek yıl nohutun fiyatının ne olacağını bilerek tarım yapmalıyım ki insanlar üretime devam etsin. Üretici de kazancını tahmin etsin ortalama. Tabii ki. Hiçbir işletme zarar ederken işletme yapmaya devam etmez. Dükkanı kapatır gider. Ki ülkemizde son 20 senedir 2 milyondan fazla çiftçi tarımı terk etti. Evet. Göç de var. Evet. Köyden kenti. Evet. Peki başkanım, sizce Eskişehir tarımındaki en büyük sorun nedir? Yani bu tarımsal verimi Eskişehir'de nasıl arttırabiliriz? Ya şimdi en büyük sorun derken bence aslında en büyük sorun örgütlü bir yapısının olmaması çiftçiliğin. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biraz önce Çetin Bey ürün planlamasından söz etti. Bu ürün planlamasını kim yapacak? Bir üretici örgütlenmesi yok. Üretici örgütlenmesi olmayınca bunu size bir hani devlet zoruyla olacak bir iş değil. Yapılması gereken ürün bazında üreticilerin örgütlenip, işte benim önümüzdeki yıl ne kadar ihracatım olacak, ne kadar iş tüketimim olacak, bütün bunları göz önünde bulundurarak bir üreticileri, o şemsiye altındaki üreticilere bir kota dağıtması gerekiyor. Bizim önümüzde çok güzel bir örneğimiz var. Yani hani bazen zaman zaman ondan da şikayetler oluyor ama işte bir pancar ekicileri, kooperatifleri var. Buradaki insanlar ürettikleri ürünün nereye vereceğini biliyor. Yani bir kere her şeyden önce satma garantisi. Her yıl mesela soğan örneğinden hareket edersek var yılında soğan eğer pazarlayamıyorsa çiftçi gidin o dönemlerde, yani Nisan ayından sonra, Nisan ayı, Mayıs ayı gibi her bir soğan üreticisi köyün önünde kırmızı tepeler oluşur ambardaki soğanları attıkları için. Olmadığı yılda bir tüketiciye yansıyan bir fiyat yükselmesi var. Yani bu kadar büyük dalgalanmaların önlenmesi, en önemli şey çiftçilerin örgütlenmesi. Ben her zaman söylüyorum çiftçilere, bireysel olarak yani girdi temininde onlara avantaj sağlayacak, pazarlamada onlara avantaj sağlayacak. Belki işte bir pandemi dönemi oldu, uluslararası ticarette sorun oldu, satacağınız ülke vardı, satamadınız. Burada bir o ürünün değerlendirileceği bir tesisin yapılması bile ancak örgütsel bir yapının içinde mümkün. Ben çiftçilerin sorunlarının büyük bir kısmının bu örgütsüz yapıdan kaynaklandığına inanıyorum. Mesela 500 dekarı olan çiftçinin de bir traktörü var. Bugün herhalde orta karar bir traktör 100 milyon liradan aşağı değildir. 50 dekar olanın da bir traktörü var. Bu traktörle sınırlı kalmıyor tabii. Traktör dediğiniz zaman bunun ekipmanı da işte pullu, tırmığı, mibzeri, tabii bir hasat olan ürünü taşıyacak bir römorku. Halbuki bir örgütlü yapı olsa bunların en azından bir kısmı birçok çiftçi tarafından kullanılabilecek şekilde örgüt tarafından sağlanabilir. Ve bu maliyetleri de düşürür önemli ölçüde. Onun dışında üretilen ürünlerinde heba olmasını da engeller. O örgüt eğer bir dış bağlantı yapılıp ürün satılacaksa çiftçiler adına onu da yapabilir. Ben hani kesinlikle çiftçilerin bireyselliğinin tarımda büyük bir sorun olduğuna inanıyorum. Peki Eskişehir üreticisine verilen eğitimleri yeterli buluyor musunuz? O konuda benim eğitimci bir geçmişim var. Onu da ben konuşayım. Şimdi aslında teknoloji hızla değişiyor. Yani bunu kabul etmek zorundayız ve teknolojiyi kullandığınız ölçüde karlı duruma geçiyorsunuz. Çiftçilikte bu sürekli değişen teknolojinin de çiftçilere
aktarılması gerekiyor. Ama nasıl bir aktarım gerekiyor? Yani bu aktarım sırasında karşı tarafın bu işten menfaat temin etmemesi gerekiyor. Şu anda bizim maalesef Tarım Bakanlığı'nın yayım politikası diyeceğim ama öyle bir politika da olmaz. Yayım sistemi maalesef çiftçilere yeterince bilgi aktarımını sağlayamıyor. Daha önce Tarım Bakanlığı'nın son yapılanmasından önce yayım ve eğitimle ilgili bir şube vardı orada. Ve bu şube yalnız kamu yayımcılığını değil aynı zamanda özel yayımı da organize ediyordu. Yani özel yayım yapacak çiftçi kuruluşları da bir program belirleyip hani kamuya bildiriyordu. O program çerçevesinde faaliyetlerini götürüyordu. Şu anda çok iyi durumda değil o sistem ve çiftçiler daha çok girdi temincilerinden hani bilgi alıyorlar. Onların da tabii dediğim gibi bir ürün satma kaygıları var. Ne kadar hani doğru bir yayım yaklaşımı. Dolayısıyla çiftçilerin teknolojiye ulaşması için çok daha iyi bir yayım sistemine ihtiyaç var. Yani tabii özel yayımı asla hani dışlamıyorum. Ama bunun da bir makro hedefler çerçevesinde kamunun kontrolü altında gitmesi gerekiyor. Planlama yapılması şart. Yani bir yayım zaten programsız yayım olmaz. Çiftçiye neyi anlatacaksınız, niçin anlatacaksınız, hani niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Bunların hepsi ortaya konulduktan sonra bir yayın programı hazırlanır. Bu programa uygun olarak planlamalar yapılır. Ve tabii en önemli şey de bu yapılan uygulamalardan sonra verilerin toplanıp konunun değerlendirilmesidir. Evet sen böyle bir çalışma yaptın ama senin yaptığın bu çalışmayla çiftçi nereden nereye geldi yani? Bunun mutlaka bir disiplin altında yürütülmesi gerekiyor. Şu andaki durum çok parlak görmüyorum ben açıkçası eski bir yayımcı olarak. Halen de yayımcıyım da eskiden ben yayım şubesi müdürlüğü de yaptım. Şu anda dağınık gidiyoruz yani. Umarım toparlarız. Bu peki. Eksikliği gördüğümüz için biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak hep eğitim, eğitim diye bahsetmeye çalıştım. Her şeyin temeli eğitim zaten. Araya girmişken doğru. Bir parantez açmak istiyorum izin verirseniz. Tabii. Şimdi hep bitkisel üretim, yani tarımın bitkisel üretiminden bahsettik. Evet. Bir de bunun hayvancılık ayağı var. Yani hayvansal üretim kısmı var. Birkaç cümleyle oradan bahsetmek istiyorum. Tabii. Şu anda süt fiyatları 2019'un Kasım ayında belirlenen 2.30 TL Türk lirası. Biz mühendisler ya teknik insanlar diyeyim 1 litre süt ile 1.6 kilogram süt yemi alınmasını hedefleriz çiftçinin para kazanabilmesi için. Bu bir sabit standarttır. Çiftçimiz çok zengin olsun diyorsanız da 1 litre sütle 2 kilo yem alabilecek duruma getirirsiniz. Ama 1.6 kabul edilebilir bir rakamdır hayvancılığın devamı anlamında. Niye süt fiyatından girdim? Süt inekleri yaşarsa yavruları et olacaktır. Evet. Damızlıktan bahsediyorum. Şu anda süt yeminin bir çuvalı 120 lira. Yani 2.40 TL kilogramı süt yeminin. Süt 2.3 TL. Bu gelir ne getirir gider. Derseniz sadece 2.3 TL süt enflasyon artmasın diye sabit tutuldu. Yeni geçen toplandı komisyon, Ulusal Süt Konseyi. Dediler ki enflasyon artırır, onun için biz süt fiyatını artırmıyoruz dediler. Sanıyorlar ki enflasyon artmayacak. Bu yine hiçbir işletme temin söylemiştim, zarar ederken üretime devam etmez. 2008 yılında da benzer bir duruma gelmişti bu makas. 1 milyon adet süt ineği kesildi 2008 senesinde. 1 milyon çok büyük. 1 milyon adet. Bu neyi getirdi? Süt üretiminde gerilemeyi getirdi. Tabii ki yavru olmayınca bir sonraki, o 2008 senesinde birçok yetkisiz et üretimimiz artıyor diye sevindiler. Çığlıklar attılar. Eti üretiyoruz dediler. Halbuki süt inekleri kesime gidiyor idi. Bir sonraki sene sürekli et ithal etmek zorunda kaldık. Bunun altını niçin çiziyorum? Eskişehir'de de başladı. Süt inekleri kesime gitmeye başladı. Siz 2.30 TL'ye sütü satıp da 2.40'a yem alırsanız ki 1 litre süt almak için 1 kilo yemden çok daha fazlası gerekir. Bunun elektriği var, bakıcısı var,
ilaçı var, veteriner hizmetleri var vesaire var. Siz bu masrafları yapamayacağınız zaman ne yapacaksınız? İşletmenizi kapatmak zorunda kalacaksınız. O nedenle yani fiyat dengesini Tarım Bakanlığı olarak fiyat dengesini çok iyi oturtmak zorunda. Yani sadece tüketici değil, üreticiyi korursanız tüketiciyi korumuş olursunuz zaten. Çünkü üretici diğer ürünlerin de tüketicisidir. Yani biri süt üretiyorsa sebzeyi tüketiyor. Sebzeyi üretiyorsa sütü tüketiyor. Yani bir zincir bunlar sonuçta. Evet, yani hani hep inşaat, lokomotif, otomotiv, lokomotif derler. Hayır, tarımdır lokomotif olan. Çünkü tarımda insanlar üretirse, para kazanırsa onlar da sanayiye gidip araba alırlar, ev alırlar vesaire alırlar. Bu bir kısır, yani zincirin her biri birer halkasıdır. Evet. O nedenle Tarım Bakanlığı'nın fiyat ayarlamalarını çok iyi yapması gerekiyor ki çiftçi devam etsin. Köylerimizde şu anda 55 yaşın altında genç çiftçimiz neredeyse kalmadı. Evet, yok, doğru. Yani gençler köyde kalma, tabii bunun başka sosyal gerekçeleri de var. Yani köydeki okulların kapatılması, sağlık hizmetlerini yeterince alamaması, altyapının olmaması, bazı yerlerde internetin olmaması, telefonun çekmemesi vesaire. İnsanları köyden kente, yani sosyolojik şeyler de var. Ama para kazanamadığı zaman da gelip burada asgari ücretle çalışmaya razı oluyor, köyde yaşamayı kabul etmiyor. Bir mecburiyet aslında, yani asgari ücretle çalışmakta. Evet. Peki üreticilere verilen destekler hakkında neler düşünüyorsunuz? Tarım Bakanlığı üreticiye pek çok kalem altında destek ödüyor. Yani evet, bunu inkar edemeyiz ve bu destekler gerçekten üretimin yönlendirilmesi açısından çok da önemli. Faydalı, önemli. Mesela yem bitkileri benim için çok çarpıcı bir örnektir. Tarım Bakanlığı yem bitkileri alanlarına destek verdikten sonra bizim kaba yem açığımız diye bir şeyimiz kalmadı gibi Eskişehir'de. Yani kaliteli kaba yem, yonca, fiyik, korunga gibi. Dolayısıyla devlet bu destekleri çiftçiyi yönlendirmek için kullanması gerekiyor, kullanıyor da. Ama hani yeterli der mi derseniz, ben yeterli bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi çiftçiler bizim doymamızın garantisi. Yani onlar varsa bizim karnımız doyacak. Biz hani sorun olmaktan çıkacağız bu dünyaya. O yüzden çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Ve aslında destekler de tamamen çiftçi. Geçenlerde bir toplantıda çok güzel, oda başkanı sanırım ticaret borsasının başkanı Ömer Başkan dedi ki, yani devlet yasaklamalarla çiftçiyi yönlendirirse bu zaten hani çok hoş olmaz. En güzeli teşviklerle, yani bu desteklerde çiftçileri teşvik eden destekler. Mesela biz şu anda oda olarak da bunun yakın takibindeyiz. Eskişehir'de dengeler buğday yönünden biraz istediğimiz tarafta gitmiyor. Buğday bizim için çok önemli bir ürün, mütevazi de bir ürün, çok fazla girdi istemeyen bir ürün. Rakibi de mısır oldu maalesef. Birim alandan getirdiği yüksek gelir çiftçiler için cazip. Fakat bu, tabii biz çiftçilerin kazanmasıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Daha çok kazansınlar, ama bu bizde toprakların ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından endişe yarattı. Ve biz istiyoruz ki aslında burada hani buğdaya verilecek ilave teşviklerle çiftçiler bundan, hani mısırdan biraz buğdaya kaydırılsın. Buğday da dediğim gibi her ülkenin doymasının garantisi yani. Pandemi sürecinde herkes buğday stoklamaya başladı. Şimdi gördük ne kadar önemli oldu. Evet. Dolayısıyla desteklemeler çok önemli. Çiftçilerin yönlendirilmesi açısından özellikle bazı şeylere artarak devam etmesi gerekiyor. Çiftçilerimize yapılan destek, çiftçiye yapılan destek aslında hepimize yapılan destek. Çünkü o zaman ekmeğin fiyatı bize yüksek gelmeyecek. Çünkü devlet tarafından desteklenince ürün daha az fiyatla bile çiftçi tarafından kabul görecek. Dolayısıyla desteklemeler, tarımsal desteklemeler zaten tüm dünya bunu yapıyor yani. Çiftçilerine destek veriyor. Bugün Avrupa Birliği de hani çiftçileri desteklemeyle ayakta tutuyor.
Doğru söylüyorsunuz. Peki ben kısaca biraz pancara da değinmek istiyorum. Çünkü Eskişehir en çok pancar üreten şehirlerden biri. Ama uzun süre pancar fiyatı açıklanmadı. Sonra da 336 lira olarak duyuruldu şeker fabrikası müdürlüğü tarafından. Sizce bu beklentiyi karşıladı mı? 336 düşük değil mi? Düşük. Beklentiyi karşıladığını düşünmüyorum. Çünkü maliyetleri şöyle söyleyeyim. Temin süt örneğini verirken ben aslında Engin hocamla daha önce yaptığımız görüşmede hayvancılıkla ilgili başlı başına ayrı bir program yapacağım dediği için bazı rakamların hiçbirini getirmedim. Şöyle söyleyeyim. Tarımsal girdi fiyatları geçen yılla bu yıl arasında ilaç, gübre vesaire %40 arttı. Sadece girdi fiyatları yani tohum, ilaç, gübre. Yem fiyatları %40 arttı. Ama baktığınızda ürün fiyatlarının bu kadar artmadığını görüyorsunuz. Çevremdeki üreticilerle konuştuğumda yani bazısı seneye üretim yapmayacağından bahsediyor. Çünkü hiç kâr edemediğini, kâr etmediğin bir işletmede devam etmenin hiçbir anlamı kalmayacağını, köyü de terk edeceğini ifade edenler var. Hak vermiyor muyum? Yani hak veriyorum ama ikna da etmeye çalışıyoruz tabii. Yani kalmasını, üretimin devam etmesi yönünde. Sıkıntı, Temin Muazzez Hanım da bahsetti. Bizde teknoloji kullanımı, yani tarımsal teknoloji kullanımı çok çok yeni başladı. Bu Avrupa'da, yani Avrupa'dan yaklaşık 30 yıl kadar geriyiz. Ben 1989 yılında Hollanda'ya gittiğimde sulama sistemlerini bilgisayara bağlamışlardı. Damla sulama sistemleri kullanılıyordu. Biz hala 2020 yılında vahşi sulama, salma sulamayla sulama yapıyoruz. Şimdi vahşi sulama yaptığınızda ya da motopompla sulama yapıyoruz. Motopompların derinliği her geçen sene 50, 70, 90 diye gidiyor. Çünkü su kalmıyor, su çekiliyor. Obruklar oluşmaya başladı Sivrihisar'dan itibaren. Bölgede de çok var. Efendim? Bölgede de çok var. Kütahya'da falan da çıktı obruklar. Obruklar oluşuyor işte. Yani su çekiliyor. Tabii toprak yapısının da etkisi var vesaire ama obruklar oluşuyor. Kaynaklarımızı düzgün kullanmak zorundayız. Sizinle biraz önce konuştuğumuzda nasıl verim artırılabilir gibi bir şey söylemiştiniz. Örneğin damla sulamayı mutlaka geçirmek zorunda ki devlet çok güzel teşvikler veriyor bu konuyla ilgili. Tarım Bakanlığı'nın damla sulamaya geçişte çok neredeyse yatırımın %50'sini hibe olarak veriyor. Eski oranla ama şu an damlama sulama sistemi daha fazla arttı sanırım. Artıyor tabii. Artıyor. Arasında. İşte şimdi onun bir nedeni de su ücretlerinin, yani suyun bedava kullanılmasıydı. Yani Korsuk'tan ve geçen sene, yani bu geçtiğimiz yaz Haziran sonuydu, Temmuz başıydı değil mi başkanım şeyde kesildi. Korsuk'tan sulamayı yasakladı. Temmuz'un sonuna doğru. Sonuna doğru sulamayı yasakladılar. Su vermediler. Evet. Birçok ürün yandı. Bunu görünce insanlar tabii haliyle onlar da önlem almak istiyor. Yani teknoloji kullanımı artmalı. Düzgün tohum kullanılmalı. Topraklar analiz edilmeli. Mutlaka gereksiz gübre kullanımını engellemek için. İlacı uzmanından almak zorundalar. Yani o piyasada şundan şu bunu atmış, bu şunu yapmış, bu hayvancılıkta da kulaktan çok yapılır. Kulaktan dolmayla değil. Konunun uzmanı arkadaşlardan bu girdileri temin edip onları kullanmaları gerekir ki maliyetleri biraz aşağıya çekebilsinler, verimi artırabilsinler. Ki daha para çok kazanabilsinler. Para kazansınlar. Evet. Evet, sonuçta önemli olan bir şey bu da. Peki vahşi sulamadan bahsettiniz. Eskişehir'de de en çok üreticilerin yaptığı hatalardan biri. Ama su da her geçen gün daha kıymetli hale geliyor. Su fakiri bir ülkeyiz zaten. Evet, kesinlikle öyleyiz. Tarımda verimli şekilde su kullanımı sağlamak için neler yapmamız lazım? Başkanım, cevaplarınızı. Damlamadan bahsettik zaten. Tabii şimdi işin en başında zaten sulama suyunun müsaade edilen alanlar için kullanılması gerekiyor. Yani eğer bir kuyunuz varsa veya bir su havzası varsa onun sulayacağı alan belirli bir alan ve bu alanın dışına kesinlikle çıkılmaması gerekiyor. En büyük yanlışlarımızdan biri bu. Yani size suyun verildiği kullanım hakkının dışına çıkıyor çiftçilerimiz genellikle. Onun dışında sulama suyunun kalitesi de çok önemli. Yani birçok çiftçi suladığı suyun kalitesini sorgulamadan kullanıyor. Bu akabinde toprak kirliliği olarak bize dönüyor. Yani bunun çok önemli olduğunu insanlara anlatmamız gerekiyor. Evet. Ve
Tabii ki kullanılan bitki deseni de sizin su kaynaklarınızı baskı yaratıyor. Kullanılan bitki deseni de su kaynakları üzerinde baskı yaratmayacak şekilde planlanmak zorunda. Zaten sulama birlikleri var. Bunların görevlerinden biri de sulama havzası içerisindeki ürün deseninin belirlenmesi. Yani bunların artık titizlikle takip edilmesi gerekiyor. Kimsenin gereğinden yani fazla bir su kullanmak gibi bir hakkı yok. Çünkü o siz eğer bunu yapıyorsanız bir başkasının hakkını çalıyorsunuz demektir. Bu da gasp. Bunun çok iyi disipline edilmesi gerekiyor. Devletin kocaman suyla ilgili bir teşkilatı var. Devlet Su İşleri. Bunun altında sulama birlikleri var. Yani bunların olmaması için aslında çiftçi örgütleri var. Gerekli mekanizmalar var. Bunların harekete geçirilmesi bence yeterli. Ayrıca her bir burada yetişen ürün içinde her bir toprak tipi için sulama aralıklarının bir defada verilecek su miktarının belirlenip bunların çiftçilere de ulaştırılması gerekiyor. Yani bitkilerin etkili kök derinlikleri diye bir kavram var. Diyelim ki bu domates için 60 santimse mısır için 30 santim. O zaman sizin sulama hedefiniz bu etkili kök derinliğinde suyun bulundurulmasını sağlamak. Ama çiftçiler İşte efendim mısıra da aynı saatte aynı miktarda su veriyor, domatese de aynı saatte aynı miktarda. Bunlar çok ufak detay gibi görünüyor ama işte bu ufak detaylar aslında sizi başarıya götürüyor. Evet. Ve aynı zamanda maliyetinizi artırıyor. Ve sürdürülebilirliği de sağlıyor. En önemlisi o. Bunların bizim ivedilikle yapılması lazım. Özellikle bu sene çiftçilerimizin su alamamaktan veya kuyuların seviyesinin düşmesi nedeniyle mağduriyetleri oluştu. Bunu onlar da biliyorlar, söylüyorlar, zikrediyorlar. Tam da sorun böyle hani insanlar tarafından hissedilmişken buna bir tedbir alınması gerekiyor. Tabii üretimi yapamayan çiftçiler var kuyu açıp su bulamadığı için. Evet. Hayır, mevcut kuyu var. Mesela tarlada 90 metrelik bir kuyu var. Birdenbire su seviyesi 90 metrenin altına düşüyor ve o artık oradan su kullanamıyor çiftçi. Bitti, su bitti. Ne yapıyor? Yandaki çiftçiden rica ediyor. O da işte komşudur, vermemek olmaz. Ha, orada bir iyi niyet var ama orada bir de yetki aşımı var. Senin suyun o senin 100 dekar tarlan için izinlendirilmiş bir su. Öbürünün kullanması yarın onu da tehlikeye sokacak. Bütün bunlar çok hani basit fakat çiftçiler tarafından çok da hani idrak edilmiş şeyler değil. Dikkate alınmayan diyelim. Hani çiftçilerimizin bu konularda kesinlikle ve kesinlikle çok hassas davranması gerekiyor. Evet, tarım önemli bir konu. Evet. Kesinlikle. Mesela devlet çok güzel, biraz önce Çetin Bey de söyledi. Banka, Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli krediler veriyor sulama sistemleri için veya yatırım projeleri kapsamında Tarım Bakanlığı kendi kaynaklarıyla çiftçilere biraz önce de Çetin Bey'in söylediği gibi %50'ye yakın sübvansiyon yapıyor. Hani sulama sistemlerinin %50'sini karşılıyor. Fakat bu çiftçilere bu sistemler verilirken çok da etkili bir eğitim yapılması gerekiyor. Orada zayıfız. Eğitim ve denetim. Denetim yani de tabii çok önemli. Şöyle damla sulama sistemini kuruyor ama hala vahşi sulamaya devam ediyor. Çünkü damla sulamayı çalıştırdığında elektrik parası verecek. Evet, doğru. Damla sulama sistemi var. De zaten. Var ama uğraşmamak için vahşi sulama yapıyor gibi. Yani bir takım çiftçilerden de kaynaklanan hatalar var tabii. Yani her şeyi şu böyle kötü, bu böyle kötü derken tek taraflı düşünmemek lazım. Kesinlikle. Yani suyu su gibi harcamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Ya özeti bu. Su gibi harcamak aslında bize pahalıya mal oluyor. Şunu söyleyeyim. Türkiye'deki su tüketiminin %74'ü tarımda tüketilir. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Onun için öncelikle tarımda su tasarrufuyla başlamak zorundayız. Yani bu ülkenin susuz kalmaması için. Hani bırakın üretim yapmayı. Susuzluk yarın için. İçecek su bulamayacağız. Yani çiftçilerimizin de yani bu işi sürdürebilmesi için, bakın sürdürülebilmesi için bunun, bu suyun bugün kullanılıyorsa yarın da kullanılabilmesi için çok önemli bir konu. Çocukları da kullanabilsin o suyu. Evet, yani geleceği düşünmek lazım, evet, yarını düşünmek evet lazım. Sürdürülebilirlik derken onu kastetmiştik. Evet. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biz dinlediğiniz için.
Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sonraki programda yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.